Evet, öncelikle hoş geldiniz. Kendim bu mesleğe çocukluktan beri merakım vardı. 26 Ekim 1980 tarihiydi. Köyde oturuyordum, ormanda çalışıyordum. Akşamdan eve geldik. Kulakları çınlasın bir ilkokul öğretmeni vardı bizim köyde. Rahmi Dede, yani şu an kendisi Bursa'da ikamet ediyor. Bir akşam saat 11'de geldi. Ben de biraz el becerim vardı. Yani babamın da köyde bir keresi atölyesi vardı. Artı demir atölyesi vardı. Dedi ki böyle bizim köyde kooperatif var idi. Kooperatif başkanına bir yazı gelmiş il müdürlüğünden. Mesleki dalda eğitim vermek için Orman Bakanlığı'na bağlı bir kurs var Bilecik'te. Bekir'i buraya gönderelim dedi yani. Tabii o zaman tabii bize çocuğa falan şimdiki gibi sormak yoktu. Tamam dedi babam, ben yarın götüreyim. Yarın daha sonraki gün bir arkadaş daha buldum ben. Gittik beraber Bilecik'e, il müdürlüğüne evrakları yaptırdık, gittik. Günlerde cumaydı. Pazartesi gün herkes kendine bir meslek dalı seçsin dediler okulda. Okul yatılı ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir okuldu. Ben ağaç torna bölümünü seçtim. Daha sonra bizden sonra bir hafta sonra 10 kişi arkadaşımız daha geldi. Bunlar kimisi mermer, kimisi oymacılık bölümünü seçtiler. Dolayısıyla bir yıl orada kaldık biz. Bir yıl sonra mezun olduk, belgeli olarak geldik. Allah rahmet etsin, iki arkadaşımız rahmetli oldu bundan iki sene önce. Biri mermerdeydi, biri benim gibi tornadaydı filan. 10 arkadaştan 6 kişimiz bu mesleki dalda iş yaptık. Artı Isparta Şarkı Karaağaç'ta da halıcılık kursu varmış. Halıcılık kursuna da amcamın kızı gitti. Yani gönderdi. Yani bu öğretmen, bizim köydeki ikamet eden, görev yapan öğretmen abimiz çok girgindi yani bu işlere. Keşke bütün eğitim dalındaki eğiticilerin de böyle olmasını isterim. Yani kooperatifte hareketler yaptı, işte okulun değişmesine yardımcı oldu. Mesleki dalda en azından 10 kişi bize bir meslek edindirme girişiminde bulundu. Rahmetli oldu kooperatif başkanımız, Allah rahmet etsin, tabii ki o da yardımcı oldu bir şekilde. Bunun ötesine biz mezun olduk, geldik. Geldikten sonra ben mesleki dalımda işte bir takım yerlerde çalıştım. Ama mesleki dalımda da iş yoktu yani. Ben Artona işini ilk defa Gezi'ye ben getirdim. 89'a kadar böyle oldu. 89'da makine aldım. Makine aldıktan sonra köye kurdum makineleri. Daha sonra Adana Bölge Müdürü bir arkadaşımız var idi. Burada ormanda teşkilatlandırmadaydı. O ve işletme müdürü Fikret Bey var idi. Ruhsat almak için müracaat ettim. Ya dediler, senin işin köyde olmaz. Sen Akgezi'ye geleceksin. Yani işinin kıymetini ve değerini bilmiyorsun dediler. Biz de dinledik kendilerine. Geldik Akgezi'ye. 93 senesinden beri fiilen resmi olarak çalışıyorum. Mesleki dalda işte hediyelik eşya konusunda, bu son günlerde çocuk oyuncağı konusunda artık plastikten yavaş yavaş cayıyorlar yani hijyenik meselelerden dolayı. Ahşap oyuncaklar geleni yapıyor. Yapılan da gidiyor tekrar gerisi geri. Efendime söyleyeyim, bunun ötesinde daha birçok promosyon eşyalar, tavla pulu efendime söyleyeyim, merdiven korkulukları ve merdiven ahşap vesaire. Bu dalda işleri yapmaya başladık. İşimizi geliştirdik ama tabii ki bunun yanı sıra en önemlisi şu. Yani yapacağımız işlerde kalıcı olması bir şeyin çok önemli. Mesleğimi seviyorum. 60 yaşına geldik. 10 sene oldu emekli olalı. Memnunum. Şükür Allah'a. Yani mesleğimle alakalı bilinmeyen yönlerden şöyle bir şey söyleyeyim. Bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Yani bilinmeyen, tabii bunu müşteri bilemez ama bizim için çok önemli noktalar var. Yani örneğin bu hassas bir iştir ve herkesin beğenisini kazanması gerekir. Biraz da cami işlerinde bu çok sıkıntı oldu. O tabii benimle alakalı olan bir mesele. Öyle bir iş yapacaksınız ki herkes bunu beğenecek. Yani gece sabaha kadar uyumadığım zamanlar oldu. Onun ötesinde şunu yaptım. Gece aklıma bir şey geldi, kalktım indim. Aklımdakini işe yansıttım. Ondan sonra rahat bir şekilde uyudum. Zorluklar, şu anki ekonomik zorluklar oldu. Yani bizim işimiz zaruri ihtiyaç ama
Zaruri olmadığı gibi satışlarda biraz sıkıntılar oluşturuyor. Yani şöyle söyleyeyim, 2005'ten bir yana biraz sıkıntılar oluşmaya başladı. Hele de son 3-4 yıl içerisinde ihtiyacın dışında, yani zaruriyetin dışında bir ihtiyaç olduğu için bizim işimiz askıya alınabiliyor. Ondan dolayı biraz satışlarda sıkıntımız var. Elinizden öper, bir kızım var, evlendi. Oğlum yok ama oğlum kadar sevdiğim yeğenim var, Kenan. İlkokuldan beri beraberiz. Liseyi bitirdi, askere gitti, geldi, evlendi. Ondan sonra dedi ki ben bu mesleği seviyorum. Zaten ortaokuldan beri hep beraber, o da benimle beraber çalıştığımız için ben mesleği buna devredeceğim. Kendisi de burada, çok da memnunum, işini de seviyor. Yani gözüm arkada kalmayacağını zannediyorum. Şu oldu, eskiden makinalarımız el makinalarıydı. Yapma işimiz biraz uzun sürüyordu. Zamana uyamadık, yani teknolojik makineler çıktı ama şu anki bizim yaptığımız işi teknolojiye de uymuyor. Çünkü ihtiyaç olduğu için, standardı olmadığı için bizim işlerde değişiklik yok.